Hocam şimdi elektrik deyince tabii hepimizin hayatında var. Bunu defalarca konuştuk ama konuyu birbirine bağlayacağım için söyleyeceğim. Hocam sizden hiç elektrik alamıyorum ya da hocam sizden çok elektrik alıyorum ya da öbüründen çok elektrik alıyorum. Yine nereye gidiyor bu iş? Abi bu elektrik işi sakat. Yani elektrik şudur abi. İki insanın birbirini sevmesini sağlayan, bakın ben size şunu söyleyeyim. Yarın 14 Şubat. Millet, ben eskiden anlatırdım böyle aşkın işte fizyolojisi, yok aşk olunca beyinde ne oluyor falan filan diye. Millet seviyor böyle şeyleri. O zaman ben daha küçüktüm. Yardımda uçaktım. O zaman anlatırdım böyle şeyler. Şimdi bakın. Bütün sosyal psikoloji kitaplarına bakın. Dikkat edin. İki erkeğin birbirini sevmesi, İki kadının birbirini sevmesi, ya yani dost ilişkisi ya da kadının erkeği sevmesi, romantik, bunların kriterleri aynı. Söyleyeyim mi size? Bir, ikisinin de bir insanı sevmek için birinci kriter, karşı tarafın sıcak olması. Yani siz eğer sıcaksanız ben sizi seviyorum kardeşim, elektrik alıyorum. Nasıl yani? Ya Ali Bey nasılsınız? İşte eşiniz nasıl efendim? Çocuklarınız nasıl efendim? Herkes iyi inşallah. Bakın sıcak bir tavır. İki, özelliklerimizin aynı olması. Yani boyumuzun, kilomuzun aynı olması. Bunlar insanların birbirini sevmesini sağlıyor. Mesela iki şişman birbirini seviyor. İki uzun boylu birbirini seviyor. İki kısa boylu birbirini seviyor kardeşim. Başka kim birbirini seviyor? Huy benzerliği olması lazım. Huyunuz aynı olması lazım. Yani ikiniz de huyu. Mesela Ali huysuz, ben de huysuz. Birbirimizi seviyoruz. Zaten biz birbirimizi ondan seviyoruz seninle. Sen huysuz bir adamsın mesela. Bir, iki. Kesinlikle muhalifsin. Ha ben de öyle. Ondan birbirimizi seviyoruz zaten. Kardeşim o zaman buradan şunu anlıyoruz. Bir laf vardır. Hani bir laf vardır. Nedir o? Kazla, vazla, kel tavuk, kel horozla diye. Herkes kendi gibi birini seviyor. O zaman buradan şu anlaşılıyor. Elektrik almanın en önemli şeyi huylarınızın, huyunuzun, suyunuzun, boyunuzun ve hayata bakışınızın aynı olması ve sıcak olmanızdır. Bunları yaparsanız birbirini seviyorsunuz. O zaman elektrik demek huy benzerliği demektir. Nokta. Hocam, 9. Kehanet ve 10. Kehanet diye kitaplar vardı. Bilmiyorum okudunuz mu? Abi nerede İlginç. okuyacağım ben? Biz kitap mı okuyoruz ha? Bizim okuduğumuz ha işte. Ya Bizim işte orada okuduğumuz. şey, insanın işte aşama aşama yükseldiğinde birbirini yani insan bu suretiyle görmüyor, enerji akımı olarak görüyor. Sizi bir enerji akımı olarak, beni bir enerji Neyse işte enerji menerji hepsi aynı yere çıkıyor hocam. Kelimelere Biz de yani takılmayın. biz de enerji değil miyiz hocam aslında? Elektrik değil miyiz? Ya tamam enerjiyiz de, ya tamam kelimeye takılmayın işte. Sonuç şu. Herkes kendini seviyor. Şimdi siz işte bu yani. Hocam o zaman bir laf söyleyeyim. Enerji menerji tamam enerji. O zaman herkes kendi enerjisini seviyor işte bitti. Allah Allah. Hocam daha iddialı bir şey söyleyeceğim. İddialı derken birbirimizi niye seviyoruz sorusuna farklı bir şey. Biz bir enerji isek aslında birbirimizi sevmenin mantığı karşı taraftan enerji almak adına, kendimizi beslemek adına yapıyoruz. Ya yok be ya. Herkes kendini arıyor ama kendini sevemiyorsun. Bak olmuyor bak. Karşı taraf lazım. Bu kadar ya. Hocam kendini sevmek can sıkar bir süre sonra. Başka biri seni sevince, o da sana benziyorsa seni kendi kendini seviyor gibi oluyorsun. Ali abi şöyle. Herkes kendini arar. Sonuç. Aşk ilişki ne demek diye bana sorarsanız herkes kendini sever. Kendini devamlı mıncıklayamayacağı için kendi gibi birini bulur ona mıncıklattırır nokta. Bir ben var benden içeri ve doğal olarak o bendeki içeriği bir başkasında görerek. Ya işte aynen öyle ya işte. Çözdün yine işi valla. Aşk o zaman oluyor değil mi hocam? Tabii aşk o zaman olur. Aşk esasında kendini sevmektir ama başka bir bünyenin içinde kendini sevmektir. Oy be hocam ya simülasyon bu ya.